İstanbul Sarıgazi'deyiz arkadaşlar. Canlı seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. Parti olarak? TİP. Türkiye İşçi Partisi. Devam edelim. Gel yürüyerek yapalım. Evet, İstanbul Sarıgazi'deyiz. Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Sizle konuşabilir miyiz? Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Doktorcuğum. Evet. Abi, Cumhurbaşkanlığında tercihiniz ne olacak? Kimi destekleyeceksiniz? Kılıçdaroğlu. Parti olarak? CHP. Kılıçdaroğlu çünkü dürüst insan, başka bir şey değil mi? Güzel. Evet, devam ediyoruz seçim anketi. Sizle konuşalım. Cumhurbaşkanlığında tercihiniz ne olur abi? Kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Kılıçdaroğlu. Parti hangi parti? CHP. HDP. HDP. Tamam. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyoruz? Kimi destekliyorum? CHP'yi destekliyorum ama Selo Can'ı bıraksın. Tamam, bıraksın diyorsunuz. Bırak. Teşekkür ederiz. Yok abi, sağ ol. Devam edelim, sizle konuşalım. Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığında tercihiniz ne olacak? Her anada bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na. Sizden alalım abla. Siz kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Parti olarak? O da Kılıçdaroğlu. CHP. Evet. CHP. Neden Kılıçdaroğlu? Sanki o daha güzel günleri getireceğine inanıyoruz. Ve onu can gönülden destekliyoruz. Şu an zor mu sizin için? Evet. Hayat. Evet. Zorlanıyorsunuz. Aynen. Daha iyi olması için Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Aynen öyle. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Evet, devam ediyoruz seçim anketine. Arkadaşlar, şu abiye soralım. Sizinle konuşalım. Yurttaş TV, YouTube canlı yayındayız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihiniz ne olur? Kimi desteklersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Parti olarak abi? Yeşil Sol Parti efendim. Neden Kılıçdaroğlu kısaca? Değişim gerekiyor artık. Değişim şart. Değişim şart diyorum, evet. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Oy kullanmıyorsun. Kullanıyoruz. Kullanıyor musun? Kullanıyor. Kime oy vereceksin? HDP'ye verecektik ama mecbur CHP'ye vereceğiz bu seçimde. Yani. Kılıçdaroğlu. Aha. Bizden alalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? HDP. Ablacığım, Cumhurbaşkanlığında abi tercihiniz ne olacak? Seçim anketi yapıyoruz. Biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kararsız mıyız? Tamam. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyoruz abi? Allah bilir ya. Allah bilir diyorlar. Siz abi, Cumhurbaşkanı tercihiniz ne olur? İlerleyelim biraz. Size konuşalım mı? Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz abla? Sizden ben de konuş alalım. Ya. Kılıçdaroğlu, evet. Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan kimi destekleriz? Valla Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Ya şimdi artık bazı şeyleri değiştirmek lazım. Bazı şeyleri daha güzel günlere getirmek lazım. Eskiyi artık bir tarafa bırakıp yeni durumlara geçmemiz lazım. Gözüken de gözüküyor zaten. Nasıl anlatsam? Ya bugün pazara gittim. Pazardan mesela soğan meselesi var. Soğan alınıyor. İnanın topraktan daha olmamış soğanları toplamışlar ve satmaya çalışıyorlar. İnanın şu anda gidin pazara. Buranın Cumartesi Pazar Sokağı pazarı var. Dedim ki bu soğanların hali niye böyle? Abi dedi daha soğanlar olmadan dedi çıkarttılar dedi. Şu anda piyasaya sürdüler. Düşünün yani soğan yok. Ne olacak bilmiyoruz yani. İnşallah. Uygun olsun diye mi çıkardılar diyorsun erken? Ya uygun olsun diye çıkarttılar ya hakikaten ya bir... Değişik bir durum var ya, şu anda sezemiyoruz yani. İnşallah daha iyi olur ama ya ne kadar, nereye kadar, nasıl gidecek bu ülke? Ya bak adam orada oturmuş, davruka çalıyor yani, düşünün yani. Yani o da bir para kazanıyor belki ama. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasınız. Parti olarak hangi parti? Ha, kesinlikle CHP. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Evet, İstanbul Sarıgazi'deyiz arkadaşlar. Kaç kişi izliyor yayınımızı? Sizden alalım abla. Cumhurbaşkanlığı tercihiniz ne olur? Kimi desteklersiniz? Ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Kılıçdaroğlu. Parti evet. Olarak hangi parti? CHP. Neden Kılıçdaroğlu? Daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha güzel olacak. Evet, daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu da konuşmak istiyormuş da hadi sen konuş. Sen ne diyeceksin? yok. Sağ olun. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığı tercihiniz ne olur? Seçim anketi yapıyoruz Yurttaş TV. Kimi destekleriz Cumhurbaşkanlığında? CHP veririz HDP için. Kılıçdaroğlu. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Sarıgazi'deyiz, İstanbul Sarıgazi'deyiz. Şu ana kadar herkes Kılıçdaroğlu dedi. Bakalım anketimiz devam ediyor. Sizle konuşalım. Oy kullanabiliyor muyuz arkadaşlar? Sizden alalım. Evet abi. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Yurttaş TV seçim anketi yapıyoruz. Abi Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Parti olarak abi. CHP. Abi geçim sıkıntısı, şartlar, özgürlük, her şey bununla eşdeğer zaten. Evet. Yani değişmesi gerekiyor artık. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığında kimi destekleriz? Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz. Daha önce bu Cumhurbaşkanı'na zaten vermiştik ama şu anda ne yazık ki kıymanın kilosu 320 lira, soğanın kilosu 30 lira. Ya bu saatte sonra bu iktidar artık yoruldu.
yapamayacağını anlıyoruz. Yani biz de bunu görüyoruz zaten. Bu saatte sonra bu iktidara verilmez. Millet İttifakı'yla inşallah devam edeceğiz. Parti olarak? Parti olarak artık şöyle, şunu söyleyeyim. Bir zaman İYİ Parti'ye verdik, bir dönem MHP verdik. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha güven veriyor. Şöyle güven veriyor, yani yıllardır iktidara gelememiş. Bir hırs var, bir insanda böyle bir hırs oldu mu gelince daha hırslı çalışır diye. CHP diyorsun. Evet, CHP diyorum. Türkiye'nin halkı, Türk halkı duyarlıdır. İnanıyorum ki Millet İttifakı'na onay vermesi gerekiyor. Çünkü çoluk çocuğumuzun geleceği şu anda çok kötüye gidiyor. İnsanlar geçinemiyor. Emin olun insanlar çöpte gidip meyve topluyor. Onları bile görüyoruz bazen. İçler acısı yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle konuşabilir miyiz? Cumhurbaşkanlığında tercihiniz ne olacak? Kimi destekleyeceksiniz? Ben Selahattin Demirtaş. Demirtaş aday değil. Kılıçdaroğlu. Kesin net Kılıçdaroğlu. Evet. Parti olarak da Yeşil Sol. Yeşil Sol Parti. Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyoruz abi? Cevapsız. Cumhurbaşkanı tercihiniz ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Parti olarak? Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz. Abi size soralım. Cumhurbaşkanlığında kimi desteklersiniz? Cumhurbaşkanımızı, mevcut Cumhurbaşkanımızı. Evet. Siz de. Evet. Siz abi, Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyorsunuz? Abi kameranın önünden çıkarsan. Kimi destekliyorsunuz? Ben CHP'yi destekliyorum. CHP'yi? Evet. Tamam, Kılıçdaroğlu diyorsun. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Oğlum. Benim canım onu istiyor. Tamam. Anladın mı? Herkesin bir dinle. Herkesin bir oyu var cebindedir. Evet. Benim canım onu istiyor. Anladım. Bu yeter. Bize bu kadar tamam. Getirdi. Yeter. Teşekkür ederiz abi. Yeter bize. Evet. Devam ediyoruz sonra. Siz de soralım. Heh, ne diyeceksin? Söyle. El sallayacağım kanka. El sallayacaksın. Her bana bak. Siz de konuşalım abi. Cumhurbaşkanlığında kime destekliyoruz? Tabii ki HDP. Selahattin Demirtaş olursa vereceğiz. Olmazsa da CHP. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Parti? Yani AK Parti. Yani sonuç olarak aslında ben AK Parti'ye de artık oy vermek istemiyordum ama şu an için bence ondan başka adaylık yapabilecek biri yok. Yani ülkemiz için Cumhurbaşkanlığı yapabilecek biri yok diye düşünüyorum. Yeniliklere açık olmak lazım. Bunun farkındayım ama diğer seçenekleri de düşününce, kıyaslayınca yani en iyisi yine Erdoğan. Teşekkür ederiz. Sizden alalım abi, Yurttaş TV. Abi Yurttaş TV yine. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihiniz ne olur? Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz, başka kime vereceğiz başkan? AK Partililer de öyle diyor abi, AK Parti'ye vereceğiz, başka kime vereceğiz diyorlar. Onlar desinler, onlar bu sefer tepe takla aşağı gittiler. Evet. Muharrem Ercan da götünü göreceğim, şeyini, boyunu göreceğim, ölçüsünü alacağım. Seçimden sonra göreceğim. Aşağı inecek böyle. Yoranacak aşağı çöplüğe. Çöp. Muharrem İnce. Muharrem İnce çöp. Gözümüze çöp böyle. Bitti. O CHP'li değil. Verdi parayı AKP parayı bastı cebine. Dönek. Gerçek diyorum. Tamam. He. Var mı ekleyeceğim bir şey? He. Yok teşekkür ederim. Sizden alalım. Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu. Milletvekilinde Türkiye İşçi Partisi. Peki. Öyle çıkacağım. Teşekkür ederiz. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Yurttaş TV kimi destekleriz? Allah ben CHP'yi destekliyorum Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu. Siz abi? Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Kararsız mısınız? Şimdi mi düşünüyorsunuz? Yok kararsız değilim. Ben de Kılıçdaroğlu. İnşallah gelecek gümbür gümbür. Teşekkür ederiz. Siz abi? Vatanımıza hayırlısı hangisiyse pazara olsun. Pazara gittik. Pazara gittik gezdik. Abi şey almadan geri gidiyoruz. Paramız olsa niye almayalım ki? Abi kıvırcık aldı. Geçim yap. Evet. Dük. Geçim yap, nasıl yapacağız? Bir şey almadan mı geldiniz? Bir şey almadan geri geliyor, pazarı gez. 20 lira bu, 20 lira da bu. Evet. Niye biz elimizi kolumuzu doldur beyimize götürmeyelim? Teşekkür ederiz. Hadi bir şey değil. AKP'yi destekliyorum. AK Parti, evet. Erdoğan diyorsun. Evet. Neden Erdoğan? Gayet iyi şey bence, iyi millet. Her şey güzel diyorsun. Herkesin kendine gibi bir şey tabii, tabii, görüşüyor tabii ki. Siz memnunsunuz. Ya, kimi AK Parti. İyi, kimi kötü diye herkese kendine bir görüşüyor. Saygı duymak lazım. Peki, teşekkür ederiz abi. Sizden alalım. Ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Kılıçdaroğlu. Parti olarak? Parti ve CHP'yi destekliyorum. Evet. İnşallah çok güzel günler gelecek. En azından insanlar birbirine güvenecek. En azından birazcık belki ortalık durulacak. Yani öyle bir şeyde yaşıyoruz ki ne olduğumuz belli değil, ne olacağımız belli değil. Ne gençlerimizin ne olacağı belli değil. İnşallah herkes için hayırlısı olur diyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun.
Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanlığına tercihimiz ne olur? Kimi destekleriz? Size de soracağım. İlahi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Siz abi. Necdem. Cumhurbaşkanlığında kimi destekleriz Cumhurbaşkanlığı? Valla sağlamaz oğlum. Hangisi gelirse versin. Kılıçdaroğlu. İnşallah. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığında kimi destekleriz? Abi biraz. Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Parti olarak? CHP. Sizden alalım. Millet İttifakı. Oy kullanıyor musunuz? Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyoruz? CHP. CHP. Kılıçdaroğlu. Siz abi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Parti? CHP dedim. Kimi destekleriz? Hangisi hayırlıysa o başa gelsin. Tabii ki Atatürkçüyüz biz. Kim hayırlısı? Kim hayırlısı? İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu bunu başarır. Görüyorsunuz ülkenin ekonomi durumu çok kötü. Kiralar başını aldı gitti. Bütün gençlerimiz yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Evde tencere kaynamıyor. Evet. Maalesef ki. Ama buna bir çözüm bulunmadı. Her şey ikiye üçe katlandı. Asgari yani emeklinin aldığı ne ki, kiralar aldı başını gidiyor. Yani iş arasan iş bulamıyorsun. Bulsan bile hak ettiğini alamıyorsun. Evet. Peki teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her şeyden önemlisi gençlerimizin ülkemizi terk etmemeleri, bu ülkeye sahip çıkmaları, daha aydın bir ülkeye kavuşmak için bütün gençlikler buna başlar. Yani ileriye doğru şey göstermeleri gerekir. Teşekkür ederiz ablacığım. Herkesten alacağız. Çok sağ ol. Hadi. Çok teşekkür ederiz. Sizden ama alalım. AKP gitsin. Tamam. Gitsin yani. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu. Parti olarak? CHP. Evet, devam ediyoruz. Sizinle konuşalım. Cumhurbaşkanlığında kimi destekleriz abi? Vallahi hepsi birbirinden fena ya. Oy kullanmıyor muyuz? Yok. Siz abi Cumhurbaşkanlığı tercihiniz ne olur? Boş ver ya. Sizden alalım. Kılıçdaroğlu. Parti olarak abi. Yeşil Sol. Yeşil Sol Parti. Kılıçdaroğlu. Parti olarak. CHP. Baksana hiçbir şey yok ki şu anda. Pazardan gelmişsin, nasıl fiyatlar? Fiyata fırlamış. Fiyatlar her şey gitmiş, ne yapacak? Ha bak. Şu anda hepsi pahalı, başını alıp gitmiş. Hiçbir şey alamıyorsun ki. Kriz. Ne alırsan boş. Teşekkür ederiz abi. Sizle konuşalım. Yurttaş TV. Cumhurbaşkanlığı tercihiniz ne olacak? Seçim anketi yapıyoruz. Kimi destekleyeceksiniz Cumhurbaşkanlığında? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Parti olarak hangi partiyi desteklersiniz? CHP. CHP. Siz evet. De? Evet. Evet. Hükümet artık çökmek üzere. Çöktü diyelim. Artık değişmesi lazım. Herkes acı değişim yaşıyor. Değişim her zaman iyidir. Değişim iyidir diyor. Evet, değişim iyidir. Artık değişsin yani, gitsin artık. 20 yıldır yeter. Bir şey göremedik. Bundan sonra inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yurttaş TV YouTube'dan izleyebilirsiniz, birkaç gün içinde yayınlayacağız. Teşekkür bakarsınız. Ederiz. Çok teşekkür maalesef ederiz. Sizle konuşalım. Yurttaş TV teşekkür ederiz. Teşekkür Cumhurbaşkanlığı seçimi soruyoruz abla. Kimi desteklersin? Cumhurbaşkanlığı seçimi Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Kılıçdaroğlu. Ben HDP'liyim. Ama şey Cumhurbaşkanı şey gitsin diye şey Erdoğan gitsin diye. Ama şeyde milletvekili de HDP. Son şeyimiz, ernestik şeyimiz yok. Çünkü adalet arayanı içeriye koymuş. Artık bir ümidimiz o, ne yapalım? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Oy kullanıyor musun? Evet abi. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleyeceksin? Selahattin Demirtaş abi. Demirtaş aday değil. Hani ben sürekli bunu söylüyorum ama parti olarak Yeşil Sol diyeceksin galiba. Ama evet, Cumhurbaşkanlığında kimi desteklersin? Cumhurbaşkanlığında CHP'yi abi. Kılıçdaroğlu. Yani, evet doğrudur abi. Yani var mı eklemek istediğin bir şey? Abi Selahattin Demirtaş canımızdır. Ölürüz onun için. Daha bir şey de demiyorum abi. Sen oy kullanıyor musun? Selahattin Demirtaş abi. Aday değil. Mecbur CHP'ye vereceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bakarsınız Yurttaş TV'ye. YouTube'dan bakarsınız. TikTok'tan şu an canlı yayındayız. Evet. Size sorabilir miyiz? Cumhurbaşkanlığı tercihimiz ne olacak? Kimi destekleyeceğiz? Söylemesem. Kararsız mıyız? Evet. Yani neden kararsız? Onlardan sonra çok kararsızız. Evet. Yani maddi sıkıntı şu bu derken kiraların uçması. Şu an hiçbir şey düşünemiyoruz. Kime yakın hissediyorsunuz daha kendinizi? Hiç kimse yok desek yalan olmaz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Size konuşalım gençler. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Evet. Kimi destekleriz Cumhurbaşkanlığında? Ben Binali Yıldırım'ı. Binali Yıldırım mı? Evet. Aday değil Binali Yıldırım. Binali Yıldırım. Geçen seçimde ben Binali Yıldırım'a vermiştim. Nasıl yani?
En son işte ben 4 Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan var ya 4 kişi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce. Aralarında o zaman Kılıçdaroğlu. Binali Yıldırım'dan sonra benim için Kılıçdaroğlu. Binali Yıldırım AK Partili. Aynen. Sen Binali Yıldırım'ı karıştırıyor musun acaba Ekrem İmamoğlu'yla falan? Ha, o Ekrem İmamoğlu'ydu. Tabii Ekrem. Evet, evet, ondan karıştırdın galiba. Hani biraz olabilir öyle ya. Atarız. Ekrem İmamoğlu, aynen. Tamam, anladım. Sen? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Parti olarak? Yeşil Sol Partisi. Yeşil Sol. Partisizin parti olarak? Ben AK Parti'ye vereceğim. Nereye? AK Parti, Kemal İmamoğlu. Kemal İmamoğlu. Şaka mı yapıyorsun ya? O ciddiyim. Yani ben anlamadım yani. AK Parti, Kemal İmamoğlu, Binali Yıldırım dedin, Ekrem İmamoğlu dedin, Kılıçdaroğlu dedin. Ben yani, anlamadım yani. Ya, Türk siyaseti bu şekilde şu an. Sen yani, trollüyorsun bizi ben, yani. Yok, her sabah uyandığımda farklı bir fikir uyandığım için karıştırdım. Binali Yıldırım, anladım, evet. Anladım kardeşim. Tamam, sağ ol. Evet. Siz kimi desteklersiniz Cumhurbaşkanlığında? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu kısaca? Öyle. Öyle gerekiyor. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Size soralım. Yurttaş TV, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? İşte Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Evet. Peki parti olarak? Parti olarak. Hı. Yani nasıl? CHP, İYİ Parti, HDP hangisine verirsiniz? Milletvekilleri. Milletvekilliği için, evet. İYİ Parti'de. İYİ Parti mi? Milletvekili. Peki. Gökhan Zan'a vermek. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Parti olarak abi. Parti olarak HDP. HDP. Evet. Siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Parti abi. HDP. Görmüyor musunuz yani durumlar belli. Yani nasıl, nedeni var mı? Başka bir nedeni var mı? İnsanlar aç. İnsanlar aç. Çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Emekliyim, çalışıyorum. Halen zor durumdayım. Kira. Yani nasıl geçineceksin? Bir kilo peynir olmuş 230 lira. Ne yapacaksın? Vatandaş ne yapsın kardeşim? Değişim şart diyorsun abi. Evet tabii. Peki. Ya illaki. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Evet, anketimiz devam ediyor. Amcaya soralım. Amca, Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyoruz Cumhurbaşkanlığında? Ben hiçbirini de tutmuyorum şimdi. Yemin ettim vermiyorum ki. Yemin ettim vermiyorsun. Tamam. Size soralım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Evet arkadaşlar. İstanbul Sancaktepe'deyiz. Sarıgazi'deyiz. Şu ana kadar galiba 3 ya da 4 tane Erdoğan çıktı. Geri kalan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini söyledi. Ya da HDP'ye oy vereceğini söyledi. Bir kişi de Türkiye İşçi Partisi dedi. Siz de konuşabilir miyiz? Cumhurbaşkanlığı kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Parti? CHP hangi? CHP. Sizden alalım. Yurttaş TV, Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Siz abi? Siz de konuşalım. Yayını mı izliyorsunuz? Ha yok, arkadaşlar da tamam. Arkadaşlar şey yaptı, buyur hocam. Evet. Cumhurbaşkanlığında tercihiniz ne olacak? Kimi destekleyeceksiniz? Vallahi tercihimiz şimdiki iktidar olmayacağı kesin yani. Zaten insanların hali ortada. Hani geçiniyorum diyen var mı yani? Sen nasıl? Yani sen, sana sor. Ona sor, buna sor yani. Var, geçiniyorum diyen var yani. Ya geçiniyorum diyen varsa da sorunu var dostum. Emekliler falan var. Yani öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok yani. Anlıyor musun? Hani bir kira yani şurada ya. Az ileri git, sadece 2+1 ev 8.000 lira dostum. Yani yazık, günah bu insanlara yani. Anladın mı? 3 etin kilosu 300 lira olmuş. Kreşler 5.000 lira, 6.000 lira olmuş. 2 tane asgari ücretli değil, 10.000 lira maaş alsa nasıl geçinecek bu insanlar? Açlık sınırı falan. Hikaye ya abicim. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Sağ ol. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Evet, seçim anketimiz devam ediyor. Abi, Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekleriz? Canlı anket yapıyoruz. Sizle konuşalım. Nerede gördün? TikTok'ta gördün. Evimde yukarıda. Tamam. TikTok'tan izleyip gelen var bir arkadaşımız. Evet, Cumhurbaşkanlığı kimi desteklersin? CHP'yi tabii abi. CHP'yi. Normalde HDP ama HDP olmadığı için CHP'yi. Abi artık değişik bir sistem istiyoruz. İki sefer Tayyip Erdoğan kazanıyor ama bu sefer de göreceğiz bakalım. İnşallah kazanır da bu değişir yani bu imkanlar. Çıkıyoruz, iki çay içiyoruz, 150 lira hesap ediyoruz. İki çay bir tatlıyoruz, 200 lira yakın hesap ediyoruz. Yani bir şey yapamıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Askerde yeri geldim. Hatay'dan geldim. Depremdeyim. Ben depremde gelene kadar tüm şey, bankalar hepsine haciz gelmiş. Her şeyim depremin altında kaldı. Hiçbir şey de yardım etmediler yani. İlettim. Daha önce AK Parti mi diyordun? Daha ilk seferde AK Parti'ye vermiştim ilk seferinde. İkisine vermedim. Bu sefer de CHP'ye vereceğim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Takip edersin bizi. Devam et takip etmeye. Sağ ol. Abi, Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığında
Bir adayım yok aslında ya. Kararsız mıyız? Yok, kararlıyım. Oy kullanmayı düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Kullanmayacaksınız. Evet. Anladım. Tamam abi o zaman. Teşekkür ederim. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu. Siz abi? Kılıçdaroğlu. Siz? Aynen. Kılıçdaroğlu. Peki. Evet, devam ediyoruz. Burada çok darbuka sesi geliyor. Biraz aşağı inelim. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet, çok yürüyen insanları çok fazla durdurmak istemiyorum yani. Çok acelesi varmış gibi davrananları. Sizinle konuşalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz abi? Geçtik. Kılıçdaroğlu diye seslendi ama geçtik. Abi reisten başkası yalan. Erdoğan diyorsun. Erdoğan. Erdoğan'dır. Parti? AK Parti. AK Parti dedi. CHP, Kılıçdaroğlu. Yani 20 yıldır zaten AKP iktidar. Ortada her şey, bakın. Yani Türkiye'nin halini görmüyorsunuz mu? Her şey pahalı. 20 yıldır aldılar artık. Bir 20 yılda gitsinler ülkeden artık ya. Teşekkür ederiz. Siz, ben de teşekkür ederim. Şu abilere soralım. Sizinle konuşalım abi. Yurttaş TV, YouTube. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu. Siz Cumhurbaşkanlığı kimi desteklersiniz? Ayıp baba ya. Erdoğan diyorsunuz. Tabii. Parti olarak? AK Parti. AK Parti. Vallahi CHP kesimini söylüyorum. Dönsünler yollarından. Ben Kılıçdaroğlu tabii. Kılıçdaroğlu. Parti olarak? HDP. HDP. Kalmadı ya. Biz evde 5 kişi çalışıyoruz. Yetiştiremiyoruz. Bir kilo olmuş 10 lira. Gözünü seveyim. Nasıl geçineceğiz? Adam hiçbir şey bırakmadı. Hep yandaşlarına. Beşli çeteyi bir kere çökertmemiz lazım. Bu ülkede beşli çeteyi çökertmemiz lazım. Ben kendim HDP'liyim. Ben direkt oyum Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür ederiz. Sizinle konuşalım. Telefonla konuş. Size soralım abi. Cumhurbaşkanlığında kimi destekliyoruz? Kim var bu şeyde? Kılıçdaroğlu. Ondan başka kimse yok. Kılıçdaroğlu'ndan başkasını destekliyorum. AK Partililer de Erdoğan'dan başka kimse yok diyor. Bu benim cumhurbaşkanım da değil. Bu Türkiye'nin cumhurbaşkanı da olamaz. Teşekkür ederiz abi. Canlı yayındayız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığında kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu. Parti? DTP. Çünkü AK Parti bir şey yaramaz. AK Parti yarasaydı şu anda bu milletin hali böyle değildi. Bir kira şu anda 10 milyar. Şu anda en kümes gibi ev gidiyorsa adam 8 milyar kira istiyor. Kim ne yapacak? Hangisini? Bir kişi gösterin bakın. Bir evde 8 tane çalışmaz olmayan bir insan bir eve giremez. Kira giremez. Giremez yani. AK Parti burada oldukça süre hiçbir şey düzelmez. CHP gelse belki düzelebilir. CHP oldu mu güzel. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tabii tabii. Parti? CHP. Yeter 20 yıldır. Dürüst, en azından dürüst. Tek kelimeyle dürüst insan. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Selahattin. Aday değil. Kılıçdaroğlu. Selo Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu. Selamünaleyküm. Çocuk. Sizinle konuşalım. Ne abi? Çocuk. Tercüm. Kimle konuşacağım ben? Alo. TV. Al abi. Tamam. Canlı yayını izlerken sayfayı kaybetmiş biri kanalımızın adını istiyor. Sizinle konuşalım. Cumhurbaşkanlığı kimi desteklersiniz? Bakacağız. Bakacaksınız. Size konuşalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz? Kılıçdaroğlu. Parti? CHP. Size abi Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığında kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. Evet, Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Ya artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor bence. Halimiz ortada yani. Çok siyasetle ilgili çok bilgim yok, konuşamıyorum. Ama ben ekonomiden yola çıkıyorum en basiti yani. Bir şeyler değişmesi lazım. Teşekkürler. Teşekkür siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Sizden alalım. Cumhurbaşkanlığında tercihiniz ne olacak? Kılıçdaroğlu. Parti olarak? CHP. Evet, devam edelim arkadaşlar. Konuşan arkadaş, benimle telefonda konuşan arkadaş Suriyeli mi ne anlamadım ben ya. Hani tam sesinden de anlayamadım. Biraz Türkçesi zayıf gibiydi. Sizinle konuşalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekliyoruz abi? Kemal Kılıçdaroğlu. Siz abi? Kemal Kılıçdaroğlu. Parti? CHP. CHP. Neden Kılıçdaroğlu? Ya Kılıçdaroğlu usta ya. Altı ayrı düşünceden, altı ayrı partilerin, siyasi partilerin bir masaya getirmeyi başardı. Kim için? Bu ülke için. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir çıkarıyor, gerçek çıkarıyor. Hep insanın milleti şeyini. Bu bakımda Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet arkadaşlar, seçim anketimiz devam ediyor. Oy kullanıyor musunuz? Ama çocuk abi ona sulanamıyor. He?
Kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorsunuz değil mi? Ha? Ha? Kavga çıkacak, tamam mı? Çocuğa şey yapmayın ya. Sizin de konuşalım. Cumhurbaşkanlığı kimi desteklersiniz? CHP. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz abi kimi destekliyorsunuz Cumhurbaşkanlığında? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Size soralım. Cumhurbaşkanlığını tercihiniz ne olur? Kimi desteklersiniz? Oy olarak mı? Evet. Tabii ki de Erdoğan. Oylar Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Parti olarak? HDP. HDP. Evet. HDP ve Erdoğan çok zıt bir şey zıt değil mi? Evet ama hani ikisini de seviyorum. Aha. Daha doğrusu HDP. HDP. Evet. Aferin sana. Cumhurbaşkanlığında Erdoğan diyoruz. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığında Erdoğan, parti seçiminde yeşil sol dedi arkadaş. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Kardeş kimi destekleyek ya? Sen söyle abi. Halimiz Arap zaten. Kiracıyım, çavuş. Hı hı. Ev sahibi aradı, ev boşalt diye. 2 ay sürem var. Maaşım 8500. 8500'e ev yok. Ne yapacağız? Evet. Kimi destekleyeceğiz şu anda? Evet, teşekkür ederiz. Siz Cumhurbaşkanlığı kimi desteklersiniz? Anlamadım, bize söyle. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz, kimi desteklersiniz? Ben şu an Cumhurbaşkanı'na hiç kimseye hiçbir şey vermiyorum zaten. Benim oyumda HDP veriyorum abi. Tamam mı? Zaten bizim oyumuz her zaman televizyonda mesaja veriyoruz abi. Biz tamam. Buradakiyoruz lan. Eyvallah, sağ olun. Size soralım abi. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Parti olarak? CHP. İnelim, bitirelim aşağıda da. Şu ablaya da soralım. Size soralım. Ben niye sormuyorsunuz? Oy kullanacak mısın? Bir sene var abi. O zaman soramıyoruz. Oy kullanmadığın için soramıyoruz. Tamam, bir sene sonra sorarız sana. Sizle konuşalım. Cumhurbaşkanlığı kimi destekleriz? Siz abi. Konuştuk mu sizinle? Tamam. Şu iki arkadaşı soralım. Cumhurbaşkanlığı tercihiniz ne olur? Eyvallah. Kimi desteklersiniz? Vallahi siz? Mevcut desteklemeyeceğiniz kesiniz. Var mı adayınız kim? Yani halk bilmiyorum. Tamam. Bak siz. Söylemiyorsunuz. Size de soralım son kez. Konuşmayalım. Evet arkadaşlar, İstanbul Sancaktepe'deyiz. Bizim yayınlarımızı destekleyebilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Sizinle konuşalım. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Hı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Tek adam. Tek adam deyince yanlış oldu. Niye? Benim gözümde tek. Adam hani Erdoğan için tek adam denir ya genelde. Yok o bizde yok. Bizde tek adam Kılıçdaroğlu. Anladım. Parti? CHP. Siz? CHP. Kılıçdaroğlu. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Çocuklar bir daha alın. Bir saniye şuraya doğru geçelim. Çocuklar etrafımızı sardı. Arkadaşlar yayınımızı burada bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Böyle ara ara canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Bizi destekleyin, takip edin. Bağımsız yayınlarımızı destekleyin, izlemeye devam edin. Şu anda bugün 3. anketimizi, seçim anketimizi bitirdik. Daha sonraki yayınlarda tekrar beraber oluruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.